Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok gurur duyuyorum. Gerçekten bu ödülü almış olmak benim için bambaşka bir gurur. Hayatımda başka ödüller de oldu ama Anna Klein gibi cesur bir feministin bırakmış olduğu bir ödülü, üstelik Heinrich Böll gibi hayatını mücadele ede ede bir edebiyatçı, Nobel ödüllü bir edebiyatçı olarak tamamlamış bir insanın adına kurulmuş bir vakıftan almış olmak bambaşka keyifli. Ki ben düşünsel olarak hem Anna Klein hem Heinrich Böll'ün düşüncelerine çok inanan, aynı çizgide olan birisi olduğumu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. O kadar çok teşekkürüm var ki, bir kere Böll Vakfı'na gerçekten çok teşekkür ediyorum. 1996 yılında benim yanımda hiç kimse yürümezken, polis görür de gözaltına alır bizi diye, İstanbul'da çalışan Böll Vakfı'ndan arkadaşım Diyarbakır'a gelip benimle birlikte kamer için yer aradı. Son derece cesur bir hareketti. Ben onun için kaygılanıyordum. Sen git, ben baş ederim falan diyordum ama o beni bırakmadı. İçine de ilk bilgisayarımızı, ilk kiramızı ödedik Böll Vakfı'nın parasıyla. İlk bilgisayarımızı aldık. İlk başvurumuzun desteğini verdik. Böyle bu ilk 5 ay bizim bütün giderlerimizi karşıladı. Sonra zaten aktı gitti ve o zamanki arkadaş siz başaracaksınız diyordu. Biz küçücük bir salon, bir oda, küçücük bir bürodaydık o zaman. Şimdi 23 ilde 23 tane ofisimiz var. Bir ilde 4 katlı bir binamız var. Diyarbakır'da koskoca bir Hasanpaşa Hanı'nın avlusunu çalıştırıyoruz. Bana o gün cesareti veren arkadaşlarımdan bir tanesi Böll Vakfı'nın Türkiye temsilcisiydi. Bunu hiç unutmuyorum. Her konuşmamda, her zaman altını çiziyorum. Bu nedenle Böll Vakfı'na çok büyük bir teşekkürüm var. Biz kolektif çalıştık, kolektif geziyoruz. Bu nedenle 17 kişi geldik. Ve inanılmaz bir... Bir kalkın arkadaşlar. Ve benim 1980 yılında darbeyle başlayan mücadelemden bir yıl önce doğmuş, 34 yıllık çileli hayatımın benimle birlikte yaşamış olan güzel kızım burada. Bir de bu hayatın içinde 2 tane çocuk büyüttüm. 3 tane de torunum oldu. Kalabalık bir aile de olmayı becerdik. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten normal bir çocuk gibi yaşamadılar. Çok zor bir hayatları oldu ama onları o savaşın içinde büyütmek ve şimdi de işte 3 tane torunumun olması falan, onlar da hayatımın mucizesi. Sevgili yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayat benim için şöyle bir noktaya gelmişti. Bu dünya yaşamaya değer mi, yoksa gitmek mi lazım? Gerçekten böyle bir noktadan döndüm. O kadar yıldırdı ki beni hayatımdan işkence. İşte tam orada hayat başka türlü yaşamak mümkün müdür acaba? Bunu becerebilir miyiz diye küçücük bir enerji yakalayıp içimde öyle başladım. Ve bu zor sürece, bütün sıkıntılara, bütün tehlikelere, benimle birlikte göğüs geren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada olanlara ve olmayanlara. (Gülüyor)
Bu kalemin sahibine teşekkür ediyorum. Bu kalemle hayatımın geri kalanını yazacağım. Bu kalem çok kıymetli. Bu Anna Klein'in şeyinden geldi bu kalem bana. Evindeki koleksiyonundan geldi. Bugün hediye edildi. Hayatımın en kıymetli hediyesi olacak. Ve ben zaten bir şeyler yazmak istiyordum. Şimdi bununla başlayacağım yazmaya. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Çok teşekkür ediyorum. Benim hayatımdaki bütün erkekler öldürüldüler. Eceliyle ölen bir tek babam var. 72 yaşında hayatını kaybetti. Onun babası öldürülmüş. Onun babası Ermeni soykırımında öldürülmüş. Annemin babası 1938 Dersim katliamında öldürülmüş. Benim kocam öldürüldü. Bu nedenle ben ve biz 30-34 yıldır bir savaşın içindeyiz. Hiçbiri bir şeye yaramadı. Hiçbiri bir şey kazandırmadı. Dolayısıyla ben hayatımın temeline şiddetsizliği koydum. Mozaik vardır. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Bilir herkes belki. Farklı 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 renkteki taşları bir tane harçla birbirine yapıştırırlar. Onlar bütün gibi görünür ama aslında ayrıdırlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben kendimin ve bütün insanlığın ebru olduğunu düşünüyorum. Ebruliği olduğunu düşünüyorum. Renkler birbirine karıştı. Yeni renkler çıktı. Ben şanslılardan biriyim. Çünkü sarımla yeşilimi karıştırıp maviyi görme şansı yakaladım. Ben insanoğlunun ebruli olduğunu, çok kimlikli olduğuna çok inanıyorum. Ama hepimiz o kadar tek bir kimliğimizi yakaladık ve onun altını çiziyoruz ki diğer kimliklerimizi bulma, keşfetme şansımız olmuyor. Bu nedenle bir dönem masaya koyduğum kimliklerimle başım dertte olsa da sonra onları barıştırdım. Ben bir Ermeniyim, ben bir Aleviyim, ben bir Kürdüm ama hepsinin üstünde bir kimliğim var. Ben feminist bir kadınım. Türkiye'de bana soruyorlar, bu kadar çok kimlikle hepsi de belada kimlikler. Hiç bir tane yani hani en dibin dibi gibiyim. Nasıl oluyor bu iş diyorlar. Şimdi ben diyorum ki esas olarak ben feministim. Ermeni yanım çok acıyor. Ama bir Ermeni kadınlara hakaret ederse ben derhal feminist olur onunla kavga ederim. Önce feministim. Çünkü bütün kültürlerde kadına yönelik şiddet var. Bütün kültürlerde ayrımcılık var. Eğer diyorum ki benim Kürt, Ermeni, Alevi, feminist kimliğim ve Türkiye'li üst kimliğim içeride çatışmıyorsa Türkiye'de işler yolunda demektir. İçimi okuyorum. Böyle yaşamak zorundayım artık. Çünkü ikide bir biri bir laf ediyor, bir kimliğin acıyor. Diğerini ona karşı kullanmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla ben bütün arkadaşlarıma ve yaptığım bütün konuşmalarda ebruli olmaya çalışın diyorum. Hiç kimse tek kimlikli değildir. Annelik kimliğimiz var, kadınlık kimliğimiz var, feminist olabiliriz, yazar olabiliriz. Bu barış getiriyor bize. Çok kimlikli olmak demek, çok fazla grubun içinde yer almak demektir. Dolayısıyla kimlikler insanları yaklaştırıyor. Ben şu anda hem Ermeni cemaatinden birisiyim, onların içinde olabiliyorum. Hem Dersimliler artık beni yarı Alevi olarak kabul ettiler. Bütün gruplarla beraber olma, onları anlama, empati kurma ve barışma şansı yakalıyorsunuz. Çok güzel bir şey, çok kimlikli olmak. Ve ben zaten insanların çok kimlikli olduğuna inanıyorum.
Barış için başka bir önerim daha oluyor. Kimlikleri hafifletin diyorum. Ben de bunu birinden dinledim ve çok hoşuma gitti. Altını çizmeye gerek yok. Biz altını çok çizersek yanımızda kimseye yer açmıyoruz o zaman. Yer kalmıyor. Kimse gelip oturamıyor çünkü çok keskin bir kimlikle işgal ediyoruz. Kimliği hafiflettiğin zaman biri oradan yaklaşıyor, biri buradan yaklaşıyor, çoğalmaya başlıyorsun. Dolayısıyla bana göre barışın formülü kimlik hafifletmekten, empatiden ve dayanışmaktan geçiyor. Kadın çalışmasıyla ilgili de bir şey söylemek isterim. Sevgili Sibel Kekilli burada. Şimdi ben söyleyince arkadaşlarım hepsi hatırlayacaklar. Ben onlara diyorum ki cinsiyet eşitliği meselesi hızlı çalışılmaz. Yavaş, sakin. Biz bir kültürel değişiklik sağlamaya çalışıyoruz. Eğer hızlı yaparsanız kırılma olur. Çünkü biz kendimiz için dünyayı değiştirmiyoruz. Biz toplumsallaşmaya çalışıyoruz. Her gruptaki insanı etkilemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bazen her grup için ayrı bir dil geliştirmemiz lazım. Bazen her insan için ayrı bir dil geliştirmemiz lazım. Şimdi bunu nasıl anlatacağımı bilemiyordum. Söylüyordum. Tam doğru kısa bir laf bulamıyorum. Duvara karşıyı izledim. Orada diyor ki, biz onu tersine çevirdik tabii. Dünyayı değiştiremiyorsan dünyanı değiştir. Ha, bu çok güzel bir laf. Ben de arkadaşlara dedim ki arkadaşlar, siz dünyanızı değiştirmiş olabilirsiniz kameranın içinde. Ama dışarıdaki dünya daha değişmedi. Yavaş, hızlı olmayın, duvara toslamayın. Bugün... Görür görmez onu anlattım. O filmden bana kalan ve neredeyse sık sık her zaman kullandığım bir cümle oradan kaldı. O nedenle sana da teşekkür. Kamer 23 ilde çalışıyor. Diyebilirim ki Türkiye'deki en büyük vakıflardan biri oldu. Sadece kadın vakıfları değil. Türkiye'de böyle özellikle de merkezi Diyarbakır'da olan hiçbir vakıf yok. Bizde genellikle Ankara ya da İstanbul'da kurulurlar. Kadına yönelik şiddet konusunda çalışıyoruz. Namus cinayetleri konusunda çalışıyoruz. Erken çocukluk dönemi eğitimi çok çok önemli. Kadına yönelik şiddet çalıştığımız zaman cinsiyetçiliğin sonuçlarını toparlamaya çalışıyoruz. Oysa erken çocukluk döneminde alternatif yaklaşımlarla çalıştığımız zaman sebepler ortadan kalkıyor. Çünkü bebekleri biz geleneksel kadınlar ve erkekler haline biz getiriyoruz. Dolayısıyla o şu anda artık biz önümüze koyduğumuz programlarda erken çocukluk dönemi ve kadın çalışmasını bütünleştirdik. Özgecan'ın acı olayından sonra bana öyle geliyor ki ciddi bir erkek hareketi de başlıyor Türkiye'de. Başladı diyebilirim. Muğla'dan gelen arkadaşıma 10-15 kişilik bir erkek grubu lütfen bizim de bu toplumsal cinsiyet meselesini fark etmemiz için bir çalışma yap demişler. Muğla'dan, İstanbul'dan ve İzmir'den de arkadaşlarım var. Bana böyle istekler gelmeye başladı. Bunlar çok olumlu gelişmeler. Evet, yani bizim Ankara çok umut verici değil. Ben onunla şöyle baş ettim. Öyle laflar geliyor ki bırakın, mesela gülmeyle ilgili bizim hükümet sözcüğümüz kadınlar fazla gülmesin dediği zaman kahkaha seansları yaptık. Güldük her yerde, sokakta, çarşıda, sosyal medyada herkes kahkaha attı, sesini aldı. Yani bir dönem gerçekten kendimizi bazı insanların söylediklerine fazlaca kaptırdık. Ve baktık ki başka bir şey çalışamıyoruz, başka bir şey konuşamıyoruz. Zaten bunu istiyorlar, gündemimizi işgal etmek. Bir dakika ya, geldiler ve gidecekler. İşimize bakalım. Yasalar önümüzde, onların uygulanmasını sağlamaya çalışacağız deyip takılmamaya karar verdik. Daha iyiyiz şimdi. Bu da bir mücadele yöntemi. Konuşacak çok şey var ama o kadar heyecanlıyım ki bu kadarla yetiniyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gelin buraya. Berçem gelsene sen. Böyle bir şey.